Bunu alırsanız pişman olmazsınız hanımefendi. 117 ekran, Full HD, 3 yılda garantili. Kredi kartına da 12 taksit yapabiliriz isterseniz. Tamam, bunu alıyorum ama peşin ödeyeceğim, bir indirim yaparsınız artık. Tabii tabii, nakit öderseniz eğer %8 indirim yapabiliriz. Anlaştık. Anlaştık. Yani karışmayayım, karışmayayım diyorum ama bunu da söylemeden duramayacağım çocuk. Ne gerek var bu kamyon kadar televizyon almaya canım? Sanki çok paranız varmış gibi. Ya ne bileyim şöyle hani normal boyutta bir televizyon alsanız olmuyor mu? Yengeciğim, Murat artık maçları izlemek için kahveye gitmek zorunda kalmasın diye alıyorum televizyonu. Ya Murat hep der ki, şöyle kendi evim olunca duvar kadar bir televizyon alacağım. Bir elimde bir an, bir elimde fıstığım, ooo. Yani bu çocuklar para idaresini hiç bilmiyorlar. Lan Dünür, oğlun öyle istemiş. Kızım ne yapsın? O da bir emir kulu icabında. Alo, kızım o nasıl bir şey öyle ya? Uçtun mu? Beğendin mi? Artık maçları izlemek için kahveye gitmek zorunda kalmayacaksın. Aa, aslında daha büyüğü olsa onu alacaktım ama maalesef en büyüğü buymuş. Neyse canım, çıksın onu da alırız. Şişt, baksana ya. Alev ev kadar televizyon almış oğlum. Vay. Lan ne kız be. Maç seyretmeyi seviyorum diye neler yapıyor be. Abi desene yaşadık artık. Kurtulduk sonunda kahve köşelerinden. Oh be. Ha. Abi ha. Alev yenge de yemekleri döktürür değil mi? Döktürür. Allah. Oh be. Alev emin misin gümüşün altından kalkabileceğimize? Siz tabii ki kalkamazdınız kız başınıza. İyi ki ben varım. Allah Allah. Bak sen. İyice usta kesildim başımıza. Usta tabii çocuk, babasını aldım. Kalkmış işi. İnanamıyorum ya. Şu halime bakar mısın? Sakın bozma. Bu halini Murat'a gönderelim. Ver telefonunu. Dur bir dakika. Bir tanem bu ne hal ya? Amma tatlı olmuşsun. Evi boyuyoruz aşkım. Bir de görsen nasıl yakışıklı bir boyacımız var. Allah Allah, kimmiş o boyacı? Bak gelirim oraya. Bak veriyorum. Benim Murat abi, Ali. Hallediyorum ben. Evi çiçek gibi yapacağım, merak etme sen. Ne yapıyorsun lan Ali? Aferin oğlum. Yardım et kızlara. Alev yengeni de hiç yalnız bırakma, tamam mı? Eksikliğimi hissettirme. Bak buradan dönüşte sana kocaman bir hediye getiriyorum. Gerek yoktu ya Murat abi. Teşekkürler. Alev ablaya veriyorum. Ay nasıl tatlı, bir görsen hiç peşimizden ayrılmıyor. Bir de yetenekli ki şaşarsın vallahi. Of be bir tanem. Keşke yanında olabilsem, var ya burnunda tutuyorsun yani ha. Murat'cığım, sırtıma yağ sürer misin lütfen? Murat gene kim o? Ya ben sana inanamıyorum. Sen oranın kaptanı mısın yoksa uşağı mısın? Haddini bildirsene şunlara. Bir tanem ben seni birazdan arayayım, olur mu? Aa, meşgul müydün? Pardon, fark etmedim. Hı, meşguldüm. Ya çok güneş var. Cildim de biraz hassas. O yüzden yani. Nalan'cığım. Bir dakika lütfen piçenin. Alayım. Ümran Hanım'ın hassas cildine bunu sürer misin canım? Tabii efendim. Süreyim efendim. Ver şunu. İnanamıyorum ya.
Ben burada bin tane dertle uğraşıyorum. Yok emlakçısıydı, yok yengesiydi, yok Kerem manyağıydı. Hiçbirini kafama takmadan bin tane iş hallediyorum. O orada karıların sırtına yağ sürüyor ya. Efendim? Ya kızım bozulma hemen. Bizim patronun yeğeniydi o. Şımarık ha sizin biri. Ona bunu anca emir yağdırıp duruyor. Ya ne yapayım? Kadın burnumun dibindeyken nasıl anlatacaktım sana durumu? Hem onlar patronlarım benim, tekne onların. İdare etmeye çalışıyorum işte. Güzel mi peki? Senin kadar değil. Sen gene de söyle ona. Benim nişanlım çok kıskançtır, tepesine attırma onu de. Neyse Murat Kaptan, sana iyi seyirler. Bizim daha çok işimiz var, bütün evi boyayacağız, oyalama bizi. Tamam tamam, hadi bay bay. Nereye demir atacağız kaptanım? Demir atmıyoruz kardeşim, marinaya yanaşacağız. Söyle ona göre hazırlık yapsınlar. Tamamdır.